Arkası yarın. Yangın. Yedinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazar Ellery Queen. Senaryo Tayfun Türkeli. Kast Haluk Kesin. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Ses kayıt Mehmet Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Müfettiş Haluk Kurdoğlu. Ellery Bora Seçkin. Smith Mazlum Kiper. Uşak İskender Bağcılar. Doktor Zeki Yıldırım. Mark Hakan Güner. Holmes Cengiz Küçükayvaz. Mary Esen Gencer. Forrest Rüya Alpay. Sara Ahenk Demir. Dışarıda korkunç bir yangın vardır. Orman, ağaçlar ve yollar her taraf yanmaktadır. Yangın yüzünden Doktor Kısavier'in evine sığınan polis müfettişi Queen ve oğlu Ellery Queen geceyi doktorun evinde geçirirler. Ertesi günü ise doktorun cesediyle karşılaşırlar. Birisi doktoru tabancayla öldürmüştür. Müfettiş yaptığı araştırma sonucunda doktoru karısı Sara Kısavier'in öldürdüğünü anlar. Kadın da hemen suçunu itiraf eder. Ancak müfettişin oğlu Ellery Queen kadının cinayet işlediğine inanmaz. Ona göre katil bir başkasıdır ve kadın hakiki katili korumak için bu cinayeti üstlenmiştir. Ve müfettiş şimdi doktorun karısından hakiki katilin adını öğrenmeye çalışmaktadır. Tekrar soruyorum bayan Sarakseviye. İşlemediğiniz bir cinayeti üstlenerek kimi korumaya kalktınız? Bilmiyorum. Yalan söylemeyin bize. Katili gördünüz, tanıyorsunuz ama onu koruyorsunuz. Kim kocanızın katili? Kim? Söyleyin hadi. Ben biliyorum kim olduğunu. Ne? Bones. Bones, sen katilin kim olduğunu biliyor musun? Evet efendim. Daha doğrusu katil olduğunu sanıyorum. Peki kim? İşte bu. Bay Mark Sager. Ne? Ben mi? Yalan. Yalan söylüyor. Bones, bunu senin yanına bırakmayacağım. Onu Bay Mark'ı cinayet günü sabaha karşı Doktor Xavier'in odasından çıkarken gördüm. Geberteceğim seni Bones! Yakalayamayacaksınız beni, yakalayamayacaksınız. Dur, dur, kaçma. Kaçma diyorum, dur diyorum. Ateş edeceğim, dur. Al bakalım. Al. Vurdunuz onu, vurdunuz. Benimle gel, el. Hareketsiz yatıyor, ölmüş olmasın. Öleceğini sanmam, bacaklarına ateş etmiştim. Doktor Holmes, çabuk muayene edin onu. Bir dakika. Bayılmış. Ama sırtından vurulmuş, kan kaybediyor. Bir şey yapın, kurtarın onu. Ben burada bir şey yapamam, cerrahi müdahale gerek. Yardım edin de onu laboratuvara taşıyalım. Orada alet edevat var, çabuk. Yardım et el. Bones, herkes yardım etsin. Güzel. Hadi hemen laboratuvara götürelim. Baba, yaşlanmaya başladın artık. Emekliye ayrılsan iyi olur. Bu da nereden çıktı el? Ayaklarından diye sırtından vurdun adamı. Gözlerin iyi görmüyor artık. Hayır, kurşun yere değdi ve sekerek sırtına girdi. Yarım saat oldu, hala icadeler. Doktor Holmes Mark'ın ameliyat ediyor. Bayan Forrest ona yardım ediyor. Kaçmasaydı o da. Ondan sonra katilsin deyince kaçmaya kalktı. Başka ne yapabilirdi? Aslında hiçbir yere kaçamazdı. Yangını unuttun mu baba? Çevremiz alev çemberi içinde. Müfettiş Queen. Yaşıyor mu? Ameliyat nasıl geçti Doktor Holmes? Fena değil. Şimdilik yaşıyor ama durumu pek iyi değil. Kurşun ciğeri delmiş. Tersliğe bak. Onunla konuşabilir miyim? Başka bir zaman olsa izin vermezdim ama şimdi şartlar farklı. Buyurun konuşabilirsiniz. Gel. Mark, kendini nasıl hissediyorsun Mark? Neden buradayım? Neden? Kaçtığın için Mark. Neden kaçtın? Ben aptallık ettim. Korktum birden. Ama ben değilim. Ben katil değilim. Mark Sager, durumun pek hiç acıcı değil. Bu yüzden yalan söyleme. Uşak Bones seni abinin odasından çıkarken görmüş cinayet gecesi. Doğru ama ben oraya abimin yanına gittiğimde o zaten ölmüştü. John ölmüştü. Yani sen laboratuvara gittiğinde Doktor Kısabiyer ölmüş müydü? Evet. Ama ben öldürmedim onu. Yemin ederim ben öldürmedim onu. Peki madem ki öyle, neden abinin öldüğünü söylemedin bizlere? O sabah sen de bizimle birlikte doktorun kahvaltıya inmesini beklemiştin. Ben onun cesedini başkalarının bulmasını istedim. Sebep? Hadi Mark Xavier, yaran kötü, belki de ölürsün. Ama hiç olmazsa son nefesinde olsun doğruyu söyle bize. Sara, John'un karısı, yani yengem, onu sevmezdim. Cinayeti onun üzerine yıkmak istedim. Evet. Ertesi gün mendilini alıp odaya koydum. Peki neden? Neden bu cinayeti Saraksevier'in üzerine yıkmak istedin? Miras için, abimin mirası. Abim mirası ona bırakmıştı. Ama Sarak katil olarak tutuklanırsa dedim. O zaman işte her şey benim olacaktı. İş giderek daha esrarengiz bir hal almaya başladı. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum bu katilin kim olduğunu. Biliyor musun artık? Peki kim? Kim? Hadi Mark, katilin adını söyle bize hadi. Katil. Ayılmanın sırası mıydı be adam? Uyan hadi Mark, uyan, katil kim söyle bize. Boşuna uğraşmayın müfettiş. Mark Xavier bayıldı. Bu da sevindirici bir şey. Ya ölseydi? Durum nasıl doktor, yaşayacak mı? Bilmiyorum müfettiş. Başkası olsaydı bu kadar da yaşamazdı ama Mark Xavier oldukça güçlü bir bünyeye sahip. 10 dakika önce sakinleştirici bir iğne yapmıştım. Sanırım sabaha kadar uyur. Aksiliğe bak, tam katilin adını söyleyecektim sen. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok baba. Onu emniyete almalıyız. Katil her kimse onun konuşmasına izin vermeyecektir. Sırayla nöbet tutarız baba. Bir sen bir ben. Çünkü ikimizden başka herkes katil olabilir. Nöbeti bir başkasına bırakamayız. Saçma. Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Ben kimseyi öldürmedim Bay Müfettiş. Güzel. Herkes burada. Bayan Forrest, Doktor Holmes, şantajcı Frank Smith, hizmetçi Bayan Wery, Uşak Bones, Bayan Marie Carreau, herkes burada. Biz de geldik Bay Müfettiş. Bizi saymayı unuttunuz. Ha evet, siz yapışık ikizler. Bayanlar baylar, Mark Xavier aşağıda laboratuvarda yarı ölü bir halde yatıyor. Oğlum Ellery Queen de yanında nöbetçi. Yani Mark'ın başına bir iş gelmemesi için nöbet tutuyor. Ama Mark katil değil mi Bay Müfettiş? Birisinin o katili öldürmesinden mi korkuyorsunuz efendim? Bones, Mark katil değilmiş. Değil mi? Ama neden öyleyse? Kaçtı diyeceksiniz değil mi? Korkmuş, paniğe kapılmış. Abini kendinin öldürmediğini söyledi bize. Siz de inandınız mı? Bayan Carreau, Mark ölümle pençeleşiyor. Kurtulması çok zor. Ölüme yakın insanlar genellikle yalan söylemezler. Ama katilin kim olduğunu bildiğini söyledi. Peki adını da söyledi mi müfettiş Queen? Hayır, tam söyleyecekken bayıldı. Doktor Holmes daha önce sakinleştirici bir iğne yapmış. Bu yüzden uyudu. Sanırım uyandığı zaman katilin adını söyleyecek bize. Peki ne zaman uyanırmış? Doktor Holmes ancak sabah uyanır dedi. Şu anda içinizden birisi katil. Doktor Kısaviyer'in katili. Kim olduğunu bilmiyorum ama yarın sabah onu tutuklayacağıma emin olabilirsiniz. Hepimiz katil adayı mıyız? Evet Bayan Carreau, hepiniz. Siz, Bayan Forrest, Doktor Holmes, Uşak Bones, Hizmetçi Weary, hatta siz yapışık ikizler. Sizler bile katil yakalanıncaya kadar birer katil adayısınız. Bence katilin şu ya da bu olduğunu anlamak pek önemli değil müfettiş Queen. Ne demek istiyorsunuz Bayan Forrest? Eğer dışarıya bir göz atacak olursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ne? Aman Allah'ım, yangın! Yangın! Yangın buraya kadar ulaşmış. Ah, çevremiz ateş çemberi içinde. Katili bulsanız bile ne fark edecek ki müfettiş Queen? Siz de biz de o katille birlikte bu yangında diri diri yanarak öleceğiz. Mark'ın durumu nasıl Ellery? Aynen. Uyuyor baba. Tamam. Sen git yatak. Nöbet var. Yangın buraya kadar ulaşmış ha? Evet. Yarın ya da öbür gün eve sıçrar. Peki ne yapacağız? Bu konuda hiç düşündün mü? Hiç. Ben hala bizleri kurtarırlar diye düşünüyorum. Şerif bizim burada olduğumuzu biliyor. Evet ama kaç gün geçti. Yangını kontrol altına alamadılar. Şerif'in de bir şey yapacağını sanmam. Hadi git yat evlat. Peki. Aha, uykun gelirse beni kaldır. Bilirsin az uyumayı severim. Merak etme. Bakalım bu girdaptan nasıl kurtulacağız? 3 tarafımız ateşle çevrili. 4. tarafımızsa uçurum. Kaçıp kurtulacak tek bir yer yok. Ya, ama hiçbir zaman ümitsiz olmak istemiyorum. Bize katilin adını söyleyebilecek mi? Katil kadın mı erkek mi? Yoksa ikizler mi? Hı? İkizler olabilir mi acaba? Birbirini yapacak bir şey değil. Yok saçma. Evet. Bu tarafa doğru biri geliyor. Dikkatli olmalıyım. Bu gece mutlaka katil adını vermemesi için Mark'ı öldürmeye teşebbüs edecektir. İşte geliyor. Gel bakalım, gel. Kendi ayaklarınla gel. Tabancanın ayaklarına gelmiş. İşte geldi. Tabancamı alayım. Birdenbire kapıyı açıp onu kıskıvrak yakalayacağım. Bakalım kimmiş göreceğim. Arkası yarın kuşağımızda Yangın adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.